Mutfakta Sistem'e hoş geldiniz ya. Merhaba, bugün tatlı yapacağız adını bilmiyorum. Bakalım 5 dakika içinde bizi arayıp bu tatlının adını söyleyen seyircimize ne veriyoruz? Araba, evet araba veriyoruz. 5 harfli bu tatlının adını ihlal seyircimiz Almanya'dan arıyor. Evet Ahmet Bey, Almanya'dan. Ya bu tatlımızın adı yok. Şimdi bunun adı ne? Bu tatlının adı. Ne yapacağım? İşte saksı gibi, çiçek gibi yapacağım ya, puding üstüne çiçek kek. Pasta. Çiçek pasta. Ben çiçek deyince olmaz dedim. Daha bir geçti şimdi ve çiçek pasta diye şey yapıyorsun. Duymamışsın. Merhaba. Bugün çiçek pasta yapacağız. Çiçek pastanın yapımına geçmeden önce ihtiyacımız olan en önemli malzeme toprak, içi sırlı bir kap. Bu yoğurt kabı. Saksı kullanmak bana biraz da, bir de saksıların içi zaten sırlı olmuyor bu arada. Yine de böyle saksı böyle mutfakta çok şey gelmiyor, hani içinden bir şey yenilesi. O yüzden ben bu yoğurt kaplarını saklıyorum. Bu pastanın yapımında bunları kullanacağım. Dondurma videomda da kullanmıştım hatırlarsanız. Şimdi pastanın yapımına geçiyorum. Pastanın alt kısmına bir puding hazırladım. Pudingin nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız evde puding yapımı videomu izleyerek siz de kolayca hazırlayabilirsiniz. Pudingim beyaz çikolatalı bir puding. Şimdi hazırladığım pudingi toprak kabın dibine 2-3 tane, yani 2-3 kepçe koyacağım. Pudingi kapların içine bölüştürdüm. Şimdi kakaolu bir de kek hazırladım. Bu kolay ve lezzetli kakaolu kekin nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız daha öncesinde arası kremalı dolgulu bir kek videosu çekmiştim. Aynı tarifi uyguladım. Onu izleyerek siz de aynısını yapabilirsiniz. Kekimi bir kabın içine koydum. Şimdi burada ufalayacağım elimle. Ufaladığım parçaları toprak kabın içine dolduruyorum. Kaplarımın içini böyle kekle doldurdum. Sanki içinde toprak olan normal bir saksıya benzedi. Normal. Şimdi bahçeden ben gül kopardım. Böyle sarı çiçekleri koparıp kürdan taktım. Şimdi bunları da sanki bu saksımın içinde yetişen çiçeklerim varmış, yeni filiz vermiş gibi. Gülümü de buna yapayım bari. Ay ne tatlış ko. Böyle içine sapladım. Siz bunu sofraya getirip içinden bir kaşık alana kadar misafirlerinizin hiçbiri bunun tatlı olduğunu anlamayacak. Hem sürprizli, hem hazırlaması çok kolay, hem de şık bir tatlı yapmış olduk. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz beni Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.